oteli göstermek istiyorum birazcık. Aslında 4 ay önce açılmış bu otel. Daha çok yeni. Eski bir Ermeni kilisesiymiş. Ve onu restore etmişler. Şöyle. Böyle bir butik otel gibi düşünebilirsiniz şu an burayı. Böyle çok güzel detaylar, ayrıntılar var. Giriş kapısı burası. Kapıdan çıkınca minik, dar, çok güzel bir sokak karşılıyor sizi. Bu yapıda kullanılan malzemenin özelliği gene yazları serin, kışları sıcak tutuyor. Mesela buradan bizim odaya girdiğimizde inanılmaz bir hava değişimi oluyor. İlk geldiğimiz gün bize buranın sahibi anlattı. Bu duvar üzerindeki işlemelerin, dekorların anlamı. Mesela şu ters duran laleler ve böyle üçgen şeklinde bir obje var. O çarmıha gerilmiş İsa'yı ve ters duran laleler de üzgünlüğü anlatıyormuş. Otelde kahvaltıdayız. Bu otel kahvaltısında en farklı lezzet benim için bu. Salçalı omlet. Urfa'da her şeyde bol salça var. Dün domates çorbası içtik. O da bol salçalı domates çorbasıydı. Burada çok damlarda salça kurutuyorlar bol bol. Evet, tabii lezzetli. Otelimizden çıkınca bahsettiğim sokak böyle bir sokak işte. Yağmurda da havası değişti. Belki biraz da sakinlemiştir. Dün Urfa aşırı kalabalıktı. Tatil. Yani bir gün önce nasıldı, sonra nasıl bir şehir oldu? Tabii Urfalılar da dışarıdaydı. Bir sürü turist geldi. Biz de şaşırdık. Buralardan dikkat etmek lazım. Kader bizi yine balıklı göre getirdi. Aslında ilk gün akşam gezmiştik burayı. Çok da keyif almıştık. Çekim yapmamıştık. Çekim yapmamıştık. Biraz aynen kendimiz ayırdık o vakti. Gece daha güzel ama. Bence de. Değil şimdi mi? Yağmur altında da güzel değişik bir havası var ama yok. Evet. Gece ışıklandırmayla çok daha güzeldi. Aynen. Yani burası hem harika bir bahçe. Oldukça büyük. Güzel de mistik bir havası var. Büyük bir cami. Evet. Yani sadece bu gölden ibaret değil. Yani yalan söyleyeyim, ben böyle bir resimlerden, fotoğraflardan falan burası da sadece bir göl zannediyordum ama bakın yani böyle kocaman bir alan. Şöyle gösterelim. Turist grupları da yavaş yavaş geliyor. Hatta bir 3-4 tane cami var bu balıklı gölün etrafında. Bir de Urfa Kalesi'nin hemen aşağısında balıklı göl. Hmm. Şimdi belki görürsek solumuzda kaldı kale. Kale, evet. Çok yukarıdan gözüküyor bakın. İlk geldiğimiz gün oraya da tırmandık. Nasıl bir enerji varsa. Ya belki zamanımız yatıyoruz. Kalmaz sonra yapamayız diyerek dedik yapalım her şeyi. Tabii. O zaman Adıyaman'a gitme planımız da vardı. Evet. Şimdi Urfa Arkeoloji Müzesi'ne gidiyoruz. Yavaş yavaş kapatalım. Burası biraz kalabalıklaştı. Şanlıurfa Müzesi'ne yürüyerek geldik şimdi. Bayağı büyük, güzel bir bina yapmışlar buraya. Bizim de otelimiz şu mağaraların olduğu tepenin diğer tarafı. Dönerken gösteririz size. Yani şu Halepli Bahçe'nin yanındaki tepede de bir sürü mağara var. Eski yerleşim. Sevgi, herhalde biz burada günü sonlandırırız. Bakar mısın ne kadar büyük? Çok büyük.
Yani ben de onu düşünüyordum. Kaç saat sürer acaba bu? Belki Allah. Türkiye'nin en büyük müzelerinden bir tanesi de. Olabilir. Zaten şimdi Göbekli Tepe'de çıkmış. Eserlerin orijinallerini burada göreceğiz. Güzel. Eserler şurada başlıyor bak. Korumayı almışlar burada. Yavaş yavaş hepsini gezeriz. Özellikle bu müzenin gezerken kulaklığı kesinlikle öneririz. Gerçekten aldı götürdü bir hikaye gibi gezdirdi ya bütün müzeyi, değil mi Sevi? Evet, kesinlikle. İyi ki almışız, iyi ki böyle gezmişiz. 1,5 saat sürdü Gökhan gezimiz. Öyle mi? Yani kaliteli güzel bir gezi oldu havalıydı. Evet, kesinlikle. Ya anlatım da çok güzel. Benim hoşuma gitti. Doğal, yalın, sade bir dille. Böyle sıkıcı ders gibi anlatım değil. Evet. Şimdi biraz mola verelim, bir kahve içelim. Müzeyi iyi gezdik ya. Evet, iyi gezdik. Kocaman, baksanıza. Yani resmen belimiz ağrıdı. Yürü yürü. Mozaik Müzesi'ne de gideriz diyorduk ama pas geçiyoruz onu. Bir dahaki sefere. Bakalım, çok yorulduk. Şimdi Halepli Bahçe'nin içinden geçerek böyle güzel bir yürüyüş yaparak solda da kaya mezarlarının yanından geçiyoruz. Böyle otelimize doğru gideceğiz. Hristiyanlık döneminde, Roma döneminden kalma mezarlar. Şurada iki tane kolon var. Bu arada şeyi fark ettim. Resmen bu yolda, yani Halepli Bahçe'nin yolu o kolonu ortalıyor. Hı. Öyle mi ayarladılar bilmiyorum ama. Burada Hazreti İbrahim'i gerip oradan Balıklı Göl'e fırlattıkları kolon diye inanılıyorlar buraya da. Kimin yaptırdığı belli değilmiş. Hangi döneme ait olduğu da belli değil. Hava sıcak oldu çok. Ya değil mi? Sabah serindi, yağmurluydu, üşümüştük. Aynen, Kasım'a giriyoruz, felaket bir sıcak var. Çok sıcak. Bu bayağı sıcak. Dün sorduk ya burada sıcaklar ne zaman başlıyor diye yemek yediğimiz yere. Çocuk dedi, abi 11 ay sıcak bizim burası. Vallahi öyle. Şimdi bizim otel buradaki o gördüğünüz Beyaz Tepe'nin arkasındaki sokaklardan bir tanesinde. Burada eski Urfa yerleşim var, işte kireç taşından yapılmış evler. Orada mağaralar var. İşte onlar da kaya mezarlar. Şimdi burada da mağaralar varmış ama zamanla herhalde aşınarak yıkılmışlar. Böyle gidiyor. Şunlar sağlam kalanlar. Tabii çok eski şeyler. Düşündüğünüzde 2000 yıllık mezarlar. Günümüze geldikçe tahrip oluyor. Doğadan kaynaklı. Yağmurlardan, çamurdan, sıcaktan.
Kalesi de şurada ileride, yukarıda. Biraz yukarıda kalıyor. Kuşlar gene dizilmiş orada. Aa, evet. Sıra sıra. Bunlar vahşi güvercinlerimiz. Dün damda otururken telefonla bayağı bir çektim onları da, evet. GoPro ile çekmedik. Böyle gidiyor. Her yer tarih burada. Acaba şu merdivenden tırmansak bizim otele gider mi? Bence gider. Kestirme. Dur bakalım, merak ettim. Evet, şimdi yolumuzun üzerinde çıkış olmadığı için buradan göstereceğim size. Şöyle yürüyelim. Bak buralarda sütunlu girişler falan var Sevgi. Mezar girişleri. Şimdi yukarıdan da geçebiliriz diye düşünmüştük ama zaten bakın o yukarıdaki evler de yıkılmak üzere. Güvenlik nedeniyle boşaltmışlar. Heyran oluyor herhalde orada. Böyle girebileceğimiz her yere girelim dedik de minik minik dar dar taşlı sokaklardan şimdi güvenliksiz. Evet. Ama çok güzel. Şimdi nereye gidiyoruz? Eski. Şimdi Klaus Schmidt ana evine gidiyoruz. Klaus Schmidt kimdir derseniz, Alman arkeolog, 95 yılında Göbeklitepe kazı çalışmalarını yürütmeye başlayan, o taşın peşine düşen kişi, daha sonra kazı başkanlığı yapmış. Eşi Türk, o da bir arkeolog. Urfa'da yaşadıkları, kaldıkları dönemdeki evi şimdi eşi böyle bir müze, ana evi yapmış. Klaus Schmidt 2004 yılında vefat etmiş. İşte ölümünden sonra evi de şu an ana evi gibi kullanılıyor. Oraya yolculuk. Hadi bakalım. Şimdi ileriden sol yapacağız. Tamam. Biraz daha yukarı tırmanacağız. Bu arada Google bazen burayı da araba yolu olarak gösteriyor da. Ya dün sokmaya çalıştı bizi buraya işte. Evet. Neyse girmedik de. Aklınızda olsun. Gelenden sol yapacağız. Sonra sıramızda kalacak. Burada da restorasyonlar devam ediyor birçok yerde. Şu eski evlerin kapı girişleri duruyor. Ha. Evet. Yani buralar ileride oldukça turistik olur. Şimdi de öyle de yavaş yavaş otellere dönüşüyor buralar. Bir de ben hiç Avrupalı turist görmüyordum uzun zamandır. Evet, burada gördüm. Burada herkes Avrupalı, hiç Arap turist görmedim ha. İlginçtir. Özellikle İspanyollar çok fazla. Şu an Urfa'da belki çok fazla böyle blokta yerde karşılaşmayacağınız bir yeri geziyoruz. Klaus Schmidt ana evindeyiz. Klaus Schmidt, Göbeklitepe kazı çalışmalarını yürüten Alman arkeolog. Onun eşi Çiğdem Hanım kazı ekibinde yer alıyormuş. Ve 94 yılında Klaus Schmidt Türkiye'ye, Urfa'ya geldiğinde bunun uzun soluklu bir kazı olacağını düşünerek Urfa'da önce bu güzel evi almış. Bütün kazı ekibi burada kalıyormuş ve sabah 6 ile 14 arasında yapılan Göbeklitepe kazısından sonra küçük buluntular bu eve getirilip burada böyle tasnif ediliyormuş, yıkanıyormuş ve depolanıyormuş. Şimdi burası size böyle hızlıca gezdireceğiz. Çok güzel böyle resimlerle de. Çiğdem Hanım şimdi burayı hazırlamış. Klaus Schmidt'in önceki çalışmaları, daha önce Balkanlar'da, Yunanistan'da çalışmış. Türkiye'de Elazığ bölgesinde kazılarda yer almış. Burada da Göbeklitepe kazıları. Şu
şu evin alt bölümü depolama alanı olarak kullanılıyormuş. Böyle Urfa Müzesi'ne gitmeden önce eserler hep buralarda duruyormuş. Çok geniş, güzel bir avlusu var evin. Bu evin de güzel bir tarihi var. Hastane olarak kullanılmış burası zamanında. Şu üstteki resimde görüyorsunuz, bir eczane gibi, ilaç deposu gibi şu oda. Burada hastalar. Burada mesela bir ameliyat sahnesi var. Alman doktorlarmış bunlar. Zamanında burada birçok ameliyat yapılmış. Çiğdem Hanım aynı zamanda güzel resim yapıyor. Kendisinin yaptığı resim çalışmaları da var. Şimdi üst tarafta onları da göreceğiz. Valla çok değerli bir ev. Hem Göbekli Tepe'nin böyle tarihini anlatan, hem Klaus Schmidt'in anısına yapılmış olan böyle. Bunlar hep Çiğdem Hanım'ın çalışmaları. Buradaki figürler zaten Göbekli Tepe'nin o T şeklindeki yapılarında gözüken hayvan figürleri. Aklınızda olsun, burada bir odayı Çiğdem Hanım Airbnb'de konaklamaya açmış. Kendisi de hala burada kalıyor. Misafir olarak gelmek isterseniz Urfa'ya, bir odaya ihtiyacınız olursa burayı da değerlendirebilirsiniz. Burası da Göbekli Tepe kazı çalışmaları sürerken o zamanın arkeologlarının toplandığı, çalıştığı odaymış. Günümüzde de böyle toplantı, sunum odası gibi Çiğdem Hanım kullanıyormuş. Hatta Göbekli Tepe ve kazılar hakkında böyle bir 45 dakikalık hazır sunumu da varmış. Gruplarla paylaştığı. Burada da Göbekli Tepe hakkında böyle yurt dışı kaynaklarında çıkan yayınlar, resimler bulunuyor. Çok güzel. Renklerini de çok sevdim ben bu odanın. Masası çok özel. Şurada iki tane güzel resim var. Şimdi ilk resim 1994 yılında kazı çalışmaları daha tam başlamadan çekilmiş bir hava fotoğrafı. Göbekli Tepe'yi gösteriyor. Şuradaki ağaç dikkatinizi çekebilir. Göbekli Tepe'de gördüğümüz dilek ağacı. Bu da aynı açıdan 2013 yılı dedi sanırım Çiğdem Hanım. Kazı çalışmaları başladıktan sonra çekilen resim. Ağaç burada. Bizim gezdiğimiz, ziyarete açılan kısım sadece burası. Ama bakın, çevresinde 1,5 kilometrelik aslında alan var dedi Çiğdem Hanım. Daha kazınması gereken, görülmesi gereken kim bilir neler var burada. Bir müze gezisini daha tamamladık. Duygulu bir müze gezisinden sonra. Evet. Ya özellikle sesler, böyle hareketler ve canlandırma olunca daha da bir etkiliyor insanı. Gaziantep Panorama Müzesi'ni gezdik. Burası da yeni bir müzeymiş. Beğendin mi? Beğendim. Antep savunmasını anlatıyor. İşte Fransız işgalcilerden nasıl kurtardıklarını çok güzel anlatmışlar. Evet. Geldiği zaman kesinlikle gezin. Şimdi plan kaleye gitmek, birazcık yürümek, az yürüdük. Sonra da
bu turumuza veda ediyoruz zaten. Yarın sabah erkenden uçuyoruz. Kısmı 1.5'la izleyin. 1.5 yapalım. Yorulduk. Kaç bin adım olmuş? Daha 12.500. Evet. Daha. Urfa'dan Antep'e geldik. 2 saatlik bir yolculuk o da. Tabii o da yordu. Şimdi hızlı hızlı birazcık kaleyi gezelim. Birazcık daha yürüyelim. Yemeğimizi yiyip İzmir'e, defnemize gidelim. Hadi bakalım. Umarım seversiniz bu Urfa, Harran, Antep gezimizi, videomuzu. Haydi görüşmek üzere. Görüşürüz.